Şimdi Kürt sorununun esas nedeni inkar, yok sayma, bir ulusun, bir halkın tüm halklarıyla varlığı karşısında gösterilen olumsuz tutum, olumsuz refleks. Aslında Kasr-ı Şirin'den beri devam eden bir yanıyla ama esas olarak da Sykes-Picot anlaşmasından sonra, yani birinci emperyalist paylaşım savaşından sonra Orta Doğu'daki şekillenişte Kürtlerin haklarıyla varlığı bir ulus olarak ortak vatanlarında ortak yaşamalarına uygun bir şekillenişten ziyade adeta cetvelle çizilmiş olan bir harita söz konusu ve parçalara bölünmüş bir bölümü Türkiye sınırları içerisinde, bir bölümü İran, bir bölümü Irak ve Suriye içerisinde olmak üzere dört parçaya bölünerek bir halkın iradesi parçalanmış oldu. Ve bu parçalanma aslında Kürtler tarafından kabul görmedi, kabul edilmedi. Yani her ne kadar coğrafi nedenlerden kaynaklı olarak farklı şekillenişlerden, farklı eğilim ve yönelimlerden söz etmek mümkün olsa da ama bir ulusal bilinç, ulusal birikim, ortak dil, ortak toprak ve benzeri gibi özellikleri itibariyle bir ulus olmanın tüm gereklerini gösteren bir halktan söz ediyoruz ve parçalanmış bir halktan söz ediyoruz. Tabii sürecin seyri aynı zamanda siyasal baskıyı, inkarı, imhayı daha da arttırdı. Yani her bir ülke kendi himayesi altına almak istedi. Kürtlerin iradesini bir halk olarak onun halk olmaktan kaynaklı, ulus olmaktan kaynaklı benliğini, varlığını yok saydı ve bunun karşısında da sürekli bir direniş söz konusu oldu. Bu hemen hemen her parçada da bunu görmek mümkün. Bunu tarihsel olarak işte bir 46'da Mahabad Kürt Cumhuriyeti çok çarpıcı bir şeydir. Yine aynı dönemlerde işte Irak Kürdistan'daki Barzani hareketi, Suriye'deki çeşitli gelişmeler, eğilim ve yönelimler ve tabii Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşunun seyri içerisinde aslında 1921 Anayasası'nda muhtariyet olarak ifade edilen özerkliğe denk düşen, özerklik olarak bizim bugünkü Türkçe'ye çevirebileceğimiz hakların tanınıyor olmasına rağmen o süreç içerisinde Koçgiri ile başlayan büyük bir imha süreci yaşandı. Ondan sonraki süreçte işte 1925'teki Şeyh Saidlerin idam edilmesi, o sürecin yani bir yanıyla tabii ki dini motifleri de, dini yanları da olan ama esas olarak o dönemdeki reflekslerin, o dönemdeki tepkilerin esas nedeni Cumhuriyet'in kuruluşu sürecinde Kürtlerin, Türklerin, bir bütün olarak bu coğrafyada yaşayan halkların mücadele verirken topraklarına sahip olma sürecindeki birikimleri ve beklentileri kendi dilleri, kültürleri ve tarihsel birikimleriyle beraber hem mecliste kendilerini ifade edebilecekleri hem de Türkiye'nin kadim halkları olarak anayasada da yer vermek üzere varlıklarının garanti altına alınacağı beklentisiydi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal'in bir İzmit'te yaptığı açıklama var. O dönemin gazetecilerine, İstanbul basına yaptığı bir açıklama var. O açıklamada Kürt sorununa dair sorulan soruya Mustafa Kemal'in çok açık bir biçimde Kürtlerin ekseriyetle yaşadıkları bölgelerde muhtariyetle yönetilmeleri mümkündür. Böyle olmaması halinde kargaşa yaşanabilir, sorunlar yaşanabilir diye bir açıklaması var. Aslında buna uygun yani Cumhuriyet'in ilk kuruluşu
ilk meclis ve 1921 Anayasası'na uygun bir seyir izleseydi bu sorunlar yaşanmayacaktı. Ama 21 Anayasası çok kısa bir süre içerisinde, yani uygulamaya da sokulmadan, derdest edilerek 24 Anayasası'nda tekçi bir anlayış, yani Türkçü ve İslamcı ya da Sünni, Türk Sünni Hanifi mezhebini egemen alan ama mezheplerin içerisinde de esas olarak bir Türk meselesini, Türklük meselesini önde tutan, onun dışındaki tüm halkları, tüm inançları, kültürleri de aslında yok sayan bir yol haritası çizilmiş oldu. Şimdi dolayısıyla bu yol haritası halkların doğal olarak tepkilerine neden oldu. Ve bu tepkilerin karşısında da sürekli bir güvenlik meselesi, iç düşman meselesi, dış düşman meselesi, işbirlikçiler meselesi ve sürekli de işte uluslararası emperyalist güçlerin genç cumhuriyeti alaşağı etmek, içinde karmaşa yaratmak ve dolayısıyla genç cumhuriyetin düşmanlarıyla işbirliği içerisinde olan hainler, şakiler ve benzeri gibi ifadeler de bir yol haritası çizilmiş oldu. Bu süreç içerisinde yani o dönemin bir bölüm solcu, kendisine bu sıfatı yakıştıranların da Kürt meselesinde ortaya çıkan eğilim ve yönelimler, özgürlük, eşitlik ve benzeri gibi talepler karşısında gösterdiği refleksler de ne yazık ki bu kapsamda oldu ve mesele ondan sonra bir güvenlik, iç düşman, bölücülük meselesi olarak çizildi ve aslında biz bugün hala onun ceremesini ve onun yükü altında bir mücadele yürütüyoruz. Kürt halkının kendi kaderini, kendi geleceğini, kendi iradesiyle belirleme hakkını bir defa vermek gerekiyor. Yani bu konuda sosyalist olmaya gerek yok, Marksist olmaya gerek yok, devrimci olmaya, demokrat olmaya gerek yok. Bu uluslararası bir genel kabul görmüş bir şey. Gelişmeleri de kendiliğinden getirdi. Özellikle 12 Eylül 80 darbesinden sonra yaşanan yoğun işkenceler, Diyarbakır cezaevinde yaşananlar, o sürece paralel olarak Kürtlerin başlatmış olduğu farklı bir eğilim, farklı bir yönelim, farklı bir mücadele seyri gelişti ve 40 yıldır, aslında 40 yıldan fazla bir süreçtir biz bu süreci takip ediyoruz, içindeyiz ve bu çok büyük bedellere mal oldu. Yani Türklerin, Kürtlerin, Türkiye halklarının büyük canlarına mal oldu bu süreç. Ve Türkiye'nin yönetimleri, Türkiye'deki hükümetler dönem dönem bu meseleyi gündemlerine getirseler, Kürt sorununu inkar etmiyoruz, hatta işte bir bölümü Türkiye Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer, bir başkası Kürt realitesini tanıyoruz demiş olsa da, her seçim döneminde bir biçimde bu meseleler gündeme gelmiş olsa da, AKP döneminde işte bir müzakere, bir masa kurulmuş olsa da, esas olarak bu meselenin çözümü egemen sınıflar tarafından, egemen sınıfların temsilcileri tarafından, ırkçı, şöven güçler tarafından istenmemektedir. Yani bugün aslında Türkiye'nin bu konuda, Türkiye yönetimlerinin, Türkiye'deki partilerin bu konuda attıkları önemli diyebileceğimiz bir mesafe söz konusu olmadı. Burada alınan mesafeler, de facto olarak kabul ettirilen tüm gelişmeler Kürtlerin büyük bedeller ödeyerek elde ettikleri, mücadeleleriyle elde ettikleri haklardır. İşte Öcalan üzerinde uygulanan tecrit, bunun karşısına hiçbir biçimde bir siyasal yaptırım, bir hükümetin baskı ve güvenlikçi hesaplarla ve şantaja dönüştürerek bunu sürdürmesi mümkün olmamalıdır. Dolayısıyla burada herkesin çekincelerinden de bir geriye durarak, bir değerlendirme yaparak bunu nasıl ele alınması gerektiği noktasında açık ve net bir tavır koymasında yarar var. Yok ne yazık ki, çünkü Kürt meselesi bir bölücülük meselesi olarak ele alınıyor ve dolayısıyla bununla birlikte bir ırkçı, faşist, gerici, milliyetçi bir propaganda estiriliyor. Ve Öcalan'dan, ona uygulanması gereken hukuki normlarından söz etmenin onunla eşleşeceği, o kapsamda değerlendirileceğine dair kaygılar,
baskılanmalar, ağzını açanın işte soruşturmalarla karşı karşıya kaldığı, mahkeme kapılarında süründüğü, mahkeme koridorlarında gidip geldiği, hapishanelerle tehdit edildiği, tutuklandığı, bu meselelerin daha da handikaplı hale geldiği koşullarda bu mesele konuşulamıyor ne yazık ki. Ve Abdullah Öcalan bir aynı zamanda politik bir şahsiyet. Yani doğal olarak politik bir şahsiyet ve bu sadece ailesi, avukatları meselesi değil. Röportajlar yapmak isteyen gazeteciler, onunla görüşmek isteyenler, ülke meselesi, Orta Doğu meselesi, dünya meselesi, kadın meselesi, jeolojiden tutun işte bilmem birçok konuya kadar düşünceleri olan bir politikacıdan söz ediyoruz. Ve aynı zamanda Kürt halkının kendi iradesi olarak gördüğü, ifade ettiği bir politikacıdan söz ediyoruz. Ve Nevroz'da, İstanbul Nevroz'unda ve Diyarbakır Nevroz'unda yüzlerce insan sadece Öcalan ismi içinde geçen sloganlar attıkları için gözaltına alındılar. Şimdi ama orada milyonların, baktığınız zaman yüz binlerin ve toplamında milyonların o gün dile getirdiği bir özgürlük talebi söz konusu. Tecridin kaldırılması talebi söz konusu. Şimdi öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda bir açıklama yapmış olması, meclisi işaret etmiş olması olumlu bir şey olarak düşünülebilir. Ancak yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Türkiye'nin tarihsel süreç içerisinde oynadığı bir rol söz konusu. Kürt meselesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair söyleyeceğimiz çok fazla iyi şey söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt meselesinde sicili pek parlak değil. Ve CHP'de kendi içindeki çeşitli değişim ve dönüşüm çabası da gösteren bir parti olarak Kürt meselesinin, Kürt halkının, onun taleplerinin demokratik bir biçimde anayasal güvence altına kavuşturularak çözümlenmesi gerektiği noktasında bir baskılanmayla karşı karşıya. Bunu daha da arttırmak gerekiyor. Dolayısıyla bu meselenin elbette meclisin bir anayasal meselesi olarak Kürtlerin haklarının eşit bir biçimde tarif edilmesi, Kürt halkının geleceğine dair, onların eşitliğine, onların demokratik hak ve özgürlüklerine dair tüm taleplerin yer ettiği bir anayasanın düzenlenmiş olması başta olması gereken şeylerden bir tanesi. İkincisi bu süreç, yani meclisten başlanabilir bu ama bu sürecin muhatapları tabii ki meclisteki temsilcilerle sınırlı değil. Yani ortada İşte bir sonuçta depremle birlikte ilan edilmiş olan bir eylemsizlik süreci var. Eylemsizlik süreci seçim nedeniyle uzatıldı. Öcalan da muhatap, PKK de muhatap. Yani bunu bilmeyecek, bunu bir biçimde yani izah etmeyecek bir şey söz konusu değil. Kürt meselesinde muhatap olan tüm çevrelerin burada hani meclisin ya da işte partilerin ilk etapta biraz daha bir yumuşak geçişler yapmaları, bir söylem kullanmaları bu anlaşılabilir bir şey. Bu ama sonuçta Kürt meselesinin muhatapları nerede varsa onlarla konuşmak ve bu eylemsizlik sürecinin de artık kalıcı hale gelmesi. Yani Türkiye'de Kürt meselesinin savaşla, şiddetle, çarpışmalarla süren bir olay, bir eylem olmaktan çıkması barışçıl, demokratik, müzakereci, anayasal bir sürece doğru hızla evrilmesinin yolu bir defa eylemsizlikle geçiyor. CHP'nin bu işi bu denli bunların yaptığı biçimde ele almaktan geri durması bile Türkiye'nin demokrasi güçlerine, Kürt halkına mücadelesini sürdürme ve demokrasinin egemen olacağı bir sürece doğru hızla gitme noktasında olanaklar tanıyacak. Dolayısıyla bunu CHP ne kadar açık ve net gündeme getirir, bunu belirleyici olan aslında Türkiye halklarının, Kürtlerin, Türkiye'nin emek, barış ve demokrasi güçlerinin, emek ve özgürlük ittifakının göstereceği performansa bağlı.